Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal denklemlerin çözümlerini nasıl bulacağımızı göstereceğiz. Bir başka ifadeyle bir doğrusal denklemin çözüm kümesini bulmayı göstereceğiz arkadaşlar. Bundan önce yalnız vereceğimiz bazı teoremler var. Evet, ilk olarak birinci teoremimizle başlayalım. Teorem 1 ile başlayalım arkadaşlar. Teorem 1. Ax artı b eşittir 0 eşitliğinin, burada a, b reel sayı olsunlar, a 0'dan farklı olsun. Bu eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse veya her iki tarafından aynı sayı çıkartılırsa elde edilen eşitlik ilk eşitliğe denktir. Denktir'in manası da şu arkadaşlar. Her iki eşitliğinde çözüm kümesi aynıdır. Yani her iki eşitliğin veya denklemin çözüm kümesi aynıdır. Şimdi ne demek istediğini hemen ne yapalım? Güzelce açıklayalım. Elimizde ax artı b eşittir 0 diye söylediğimiz bir denklem var. Bunu bir numaralı denklem olarak söylüyoruz. Burada a ve b birer reel sayı. X ise bilinmeyen, aynı zamanda da x'in katsayısı 0'dan farklı. Bu teorem şunu söylüyor. Diyor ki ben bu eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyebilirim. Yani burada ax artı b eşittir 0 diye bir ifade vardı. Ben bu eşitliğin her iki tarafına c gibi bir sayı ekleyebilirim diyor. C sayısı da eklediğim zaman elde edeceğim yeni eşitlik, ki bu 2 numaralı eşitlik nedir diyor. 1 ve 2 denktir. Yani aynı çözüme sahiptirler. Aynı çözüme sahip olmalarının manası nedir? Biz dersek ki eğer x0 reel sayısı bir denkleminin çözümü ise, yani a çarpı x0 artı b eşittir 0 sağlanıyor ise, bu durumda a çarpı x0 artı b artı c eşittir gene c de sağlanır. Bize bu ifadeyi söylemiş oluyor teorem. Biliyorum a, x, b, c, x0 gibi terimler geldiğinde kafanız karışıyor. Oysa ki a, b, c, x0 birer simge. Tıpkı 1, 2 ve 3 gibi. Tek farkları şu. Bir yazdığım zaman bu sadece tek bir sayıyı ifade ediyor. Tek bir
rakamı ifade ediyor. Bir rakamını ifade ediyor. A dediğimiz zaman bu A'nın yerine 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, pi sayısı gelebilir, herhangi bir sayı gelebilir. Bütün sayıları temsilen kullandığım bir simge. O yüzden ne yapacağım ben şimdi size? Sayısal bir örnek vereceğim. Mesela 11x artı 5 eşittir 0 denklemi verilmiş olsun. Bu bir nolu numaralı denklem. Bu denklemin çözümü x0 eşittir eksi 5 bölü 11 reel sayısıdır. Nereden sağlayabiliriz, kontrol edebiliriz? Kontrol edelim. X'in yerine eksi 5 bölü 11 yazdığımda bu eşitlik sağlanıyor mu diye kontrol edeceğim ve bakacağım. 11 çarpı eksi 5 bölü 11 eksi 5'e eşit. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0'a eşit midir? Kesinlikle eşittir. Neden? Çünkü eksi 5 sayısı artı 5'in toplamaya göre zaten tersidir. Toplamaya göre ters. Demek ki eksi 5 bölü 11 gerçekten de bu denklemin çözümü. Zaten bir tane çözümü var. Gelelim teoremizin ifade ettiği şeye. 11x artı 5 eşittir 0. Demişti ki bu eşitliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkartır veya aynı sayıyı her iki tarafına eklersen elde edeceğin yeni eşitlik bir öncekine denk olacaktır demişti. Ben bu eşitliğin her iki tarafından 3 çıkartacağım. 3 sayısını çıkarttım. 11x artı 5 eksi 3 eşittir 0 eksi 3 her iki tarafından 3 sayısını çıkartıyorum. Düzenliyorum. 11x artı 2 eşittir eksi 3. Yeni bir denklem elde ettim. Bu da 2 numaralı denklem. Teorim bana şunu söylüyor. 1 numaralı denklemin çözümü olan x0 yani eksi 5 bölü 11 bu denkleminde çözümüdür diye söylüyor. Gerçekten de bakalım x0 eşittir. Eksi 5 bölü 11 bu denklemin 2 numaralı denklemin çözümü mü? Yapmamız gereken şey nedir? Eğer x0 sayısı 2 numaralı denklemin çözümü ise x'in yerine eksi 5 bölü 11 yazdığımızda bu eşitliğin sağlanması gerekmekte. Gene 11 ile eksi 5 bölü 11'i çarpıyorum. Eksi 5 elde ediyorum. Eksi 5 artı 2 eksi 3'e eşit midir diye bakıyorum. Evet, eksi 5 artı 2 daha eksi 3 yapar. Eksi 3 eksi 3'e eşittir. Öyleyse gerçekten de bu sorunun cevabı evettir. Ne bulmuş olduk? 1 ve 2 numaralı denklemler birbirine denktir diye görmüş olduk. Peki, bunların denklem çözümlerinde nasıl işimize yarayacağını birazdan göstereceğim. Ama ondan önce bir başka teorem daha var. O teoremden de bahsedelim. Bu da ikinci teoremimiz arkadaşlar. Bu teorem şunu söylüyor. Yine ax artı b eşittir 0 şeklinde bir numaralı değil mi? Bir denklem var. Burada yine a, b birer reel sayı. A sıfırdan farklı. X bilinmeyen zaten. Ve şimdi de şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bir numaralı denklemin her iki tarafı
Sıfırdan farklı, farklı bir sayı ile çarpılır, çarpılır veya bölünürse elde edilen denklem, elde edilen denklem bir numaralı, bir numaralı denkleme denktir. Evet, bunun anlamı ne? Hemen onu da gösterelim. Elimizde ax artı b eşittir 0 şeklinde bir denklem var. Ve ben bu denklemi c sayısıyla çarpıyorum. Bu eşitliğin her iki tarafını c sayısıyla çarpıyorum. Burada c de 0'dan farklı bir reel sayı. Bu durumda yeni elde ettiğim denklem c çarpı ax artı c çarpı b eşittir 0 şeklinde bir ifade olacak. Düzenlersek çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yaptım bunu. Bir numaralı denklemle iki numaralı denklem aynı çözüm, aynı çözüme sahipler diye ifade ediyor teoremimiz. Benzer şekilde, benzer şekilde yine elimizde ax artı b eşittir 0 şeklinde bir denklem var. Ve ben bu eşitliğin her iki tarafını 0'dan farklı bir reel sayı ile böleceğim. C reel sayısı, hatta d diyelim bu sefer. 0 bölü d. Burada d 0'dan farklı ve bir reel sayı. Bu durumda elde edeceğimiz yeni eşitliğimiz ne olacak? Bu iki denklem birbirine denk olacak. Yani aynı çözüme sahip olacaklar diye ifade ediyor bu teorem. Örnek verecek olursak, bir örnek verecek olursak 25x eksi 9 eşittir 0 denklemi verilsin. Bu denklemin çözümü x 0 eşittir 9 bölü 25 bu arada. Onu da kontrol edebilirsiniz. X'in yerine 9 bölü 25 yazarak. Şimdi ben 25x eksi 9 eşittir 0 denkleminin her iki tarafını 11 sayısıyla bölüyorum. Böldüğümüz zaman elde edeceğimiz yeni denklemimiz 25x eksi 9 bölü 11 eşittir 0. Şimdi bu iki denklemin, bu iki numaralı denklem, bu bir numaralı denklem, bu iki denklemin çözüm kümesinin aynı olduğunu söylüyor teorem. Kontrol edelim. Burada x gördüğümüz yere, iki numaralı denklemde x gördüğümüz yere 9 bölü 25 yazacağız. 25 çarpı 9 bölü 25 eksi 9 bölü 11 sıfıra eşit mi? Bu sorunun cevabını arıyorum. 25 çarpı 9 bölü 25 9'a eşittir. 9 eksi 9 bölü 11 sıfıra eşit mi? 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 0 bölü 11 de ne yapar? 0'a eşit olur. Gerçekten de ne elde etmiş olduk? 25x eksi 9 denklemiyle 25x eksi 9 bölü 11 eşittir 0 denkleminin birbirine denk olduğunu gördük arkadaşlar. Gelelim. Biz dersimizin başında şunu söylemiştik.
Denklemlerin çözüm kümesini bulacağız demiştik. Yani çözümünü hesaplayacağız demiştik. Bu iki teoremi kullanarak nasıl çözüm kümesini bulacağımızı hemen gösterelim. Örnekle göstereceğim arkadaşlar. Evet, 11x artı 5 eşittir 0 denklemini çözmek istiyorum. Bu denklemi çözmek için ne yapmam gerekiyor? Bu teoremlerden nasıl yararlanacağım? Şimdi bakarsak arkadaşlar, amacımız x'i bulmak. 11x artı 5 eşittir 0 denkleminde x sayısının kaça eşit olduğunu bulmamız lazım. Bunun için de x'i tek başına bırakmam lazım. Eşitliğin sol tarafında veya sağ tarafında tek başına olacak şekilde ayarlama yapmam lazım. Peki bunun için ne yapıyorum? Şimdi bakıyorum 11x artı 5'i eşittir 0 denkleminde 11x'in yanında bir yancı, bir artı 5 var. Hani bir yere gitmek istediğinizde devamlı size takılmak isteyen ama çok da sizin ilgilenmek istediğiniz kişiler vardır ya, bu artı 5 öyle bir tipleme olsun. Ve ben bu artı 5'ten nasıl kurtulurum? Artı 5'in madem ki toplama şeklinde, toplamaya göre tersi olan eksi 5'i eşitliğin her iki tarafına ne yaparım? Eklerim veya bir başka ifadeyle bu eşitliğin her iki tarafından 5 sayısını ne yaparım? Çıkartırım. Şimdi teorem birden dolayı bunu yapabiliyorum. Bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkartabilirim veya bir eşitliğin iki tarafına aynı sayıyı ekleyebilirim. Pekala, ne oldu şimdi? Bakın, bu yancımız bizim hep peşimizde dolaşan, bize yapışan, ama bizim çok hoşlanmadığımız bu 5 sayısından şu anda ne oldu? Kurtulduk. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 11x artı 0 eşittir 0 eksi 5 eksi 5. Zaten sıfır toplamanın etkisiz elemanı olduğu için 11x eşittir ne oldu? Eksi 5 oldu. Evet, x'in yanında bir de çarpan olarak 11 var. Bu da bizim çok samimi olduğumuz bir arkadaşımız olsun. Hep beraber her şeyi yaptığımız. Ama bugün de yalnız kalmak istiyoruz. O yüzden de 11'den de kurtulmak istediğimiz için ve bu çarpma işlemiyle bizim katsayımız olduğundan, çarpma işlemine göre 11'in tersiyle bu eşitliğin her iki tarafını ne yapıyoruz? Güzelce çarpıyoruz 1 bölü 11 ile veya 11'e bölüyoruz. Bakın şimdi 1 bölü 11 çarpı 11 1'e eşittir. 1 çarpı x eşittir. Eksi 5 bölü 11. Yani x ne çıkar? X kaç çıkar? Eksi 5 bölü 11 çıkar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, sen kalktın işte eşitliğin sağ tarafına işte 5 eksi 5 olarak geçer diyorduk. Biz böyle çözüyorduk. Kalktın sen bana iki tane teorem anlattın. Bu teoremlerle iyice kafamı karıştırdın diyorsun ama kafanı karıştırmak için yapmadım bunu. Şimdi bir kere her şeyden önce şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet, burada bir eşitlik var. Burada bir değil mi? Denklem var. Bu eşitlik, evet. Bu eşitlik bir file değil. Voleybol oynamıyorsunuz veya tenis oynamıyorsunuz ki siz 5'i eşitliğin diğer tarafına atayım, eksi 5 olarak geçsin. İşte yani böyle yapmamızın bir mantığı var mı? Yok. Yani 5'i eşitliğin diğer tarafına atmak ne demektir? Benim size vermiş olduğum bu teorem aslında size bunu açıklamış oluyor. Şimdi ben demek ki bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkartacak olursam, iki eşitlik birbirine denktir bildikten sonra, bu kavramı bildikten sonra istersen 5'i eşitliğin sağ tarafına pardon atıyorum de, eksi 5 oluyor de, istersen başka bir şey söyle, önemli değil. Ama bunu hangi teoremi dayanak tutarak yaptığını bilmek
zorundasın. 11x, yani biz aslında 5'i eşitliğin diğer tarafına atmıyoruz. Biz eşitliğin her iki tarafından aynı sayıyı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Böylelikle 11x eşittir eksi 5 elde ediyoruz. Eşitliğimizin her iki tarafını 11'e bölmemizin peki mantığı nereden çıkıyormuş? Çünkü ben x'in katsayısının 1 olmasını istiyorum ve 11'in de çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü 11'dir. Eşitliğin her iki tarafını ne yapıyorum? 1 bölü 11 ile çarpıyorum veya bir başka ifadeyle her iki tarafı 11'e bölüyorum. Bu da ikinci gene teoremden yararlanarak söyleyebildiğim bir şey. Lütfen arkadaşlar, matematikte bazı pratik yöntemlere başvuruyorsak eğer, bu pratik yöntemlerin nereden geldiğini bilin, bilerek konuşun. Aksi takdirde olay ezbercilik olmuş olacaktır. Son bir tane daha örnek yapayım. Ondan sonra da dersi bitireceğim. Evet, başka bir örnek daha verelim. Az önce yaptığımız sorulardan bir tanesi. Mesela 25x, bu sefer de eksi 9 olsun, eşittir. Hatta bu sefer sağ tarafta 0 olmasın. Başka bir sayı olsun. Mesela 7 sayısı olsun. 25x eksi 9 eşittir 7. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam, bu senin vermiş olduğun denklem formuna benzemiyor. Evet, haklısınız. Ax artı b eşittir 0 formunda değil, ama bu forma döndürülebilir. Onu döndürmek için uğraşmayacağım. Nasıl yapılacağını söyleyeyim sadece. Eşitliğin her iki tarafına 7'nin toplamaya göre tersini eklerseniz bu formatı ax artı b eşittir 0 formatını dönüştürebilirsiniz. Gelelim bu denklemin çözüm kümesini nasıl bulacağımıza. 25x eksi 9'un bu eşitliğin daha doğrusu her iki tarafına eksi 9 sayısının toplamaya göre tersi olan 9 sayısını ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Amacımız eksi 9 dediğimiz ve bizim peşimize takılmış ama çok da yakın olmadığımız bu arkadaşımızın toplamaya göre tersini bularak onu ne yapmak? Bizim yanımızdan uzaklaştırmak. Ve böylelikle 25x artı 0 eşittir 7 artı 9 da 16 yapar. 25x de 0'ın toplamı zaten 25x'tir. Çünkü 0 toplamanın etkisiz elemanıdır. Ve daha sonra da şimdi ne geldi sıra? En yakın arkadaşımızdan uzaklaşmaya geldi. Yani başımıza kalmak istiyoruz. Bunun da çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 25 sayısıyla bu eşitliğin her tarafını güzelce çarparsak ne olacak? Arkadaşlar, x eşittir 16 bölü 25 diye denklemin çözümünü bulmuş olacağız. Denklemin çözümü olup olmadığını kontrol etmek isterseniz ne yapacağınızı da hatırlatalım. Arkadaşlar, yapmamız gereken şey ne olacaktı? Eğer doğru bulduysak sonucumuzu, x'in yerine 16 bölü 25 yazdığımızda bu eşitliğin sağlanması gerekir. Eğer yanlışlık yaptıysak bu eşitlik sağlanmaz. Gerçekten de bakalım, 25 çarpı 16 bölü 25 16'ya eşittir. Eksi 9 7'ye eşit midir bakalım. 16'dan 9 çıkarsa 7, 7'ye eşit onu görür. Demek ki benim bu bulduğum sonuç doğru. Bu da işimizi ne yaptık? Sağlama aldık. Sağlamasını yapmış olduk. Arkadaşlar, dersimi dinlemek için vaktinizi ayırdığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. En içten saygı ve sevgilerimle sizi selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek arkadaşlar, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek ümidiyle.